Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıklayan Yeniden Refah Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurularını yaptı. Liderlerin 27 Mart'a kadar 100 bin imzayı toplamaları gerekiyor. Zorlukların üstesinden gelen bir hayata, bir geleneğe sahibiz. Bu dört ismin yanı sıra Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun'la bağımsız aday olarak Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Doçent Doktor Halil Murat, Ünver Kurula adaylık başvurusunda bulundu. Dolayısıyla herkes hakkını alacak. 100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555.980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücretse hazineye gelir kaydedilecek. Seçmenler YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.